Şimdi Gazze halkının yaşam koşulları nasıl acaba? Kim bunlar? Onlar bizim Müslüman kardeşlerimiz muhteremler. Bazen şöyle diyorlar. Yani Gazze'ye yarı kapalı cezaevi diyorlar bazen. Gazze için yarı kapalı cezaevi diyorlar orası için. Ben öyle değilim. Ben kabul etmiyorum bunu böyle. Çünkü bir cezaevi, yani yarı kapalı cezaevi nedir? Oradaki mahkumlara yemek veriyor ama normal olarak. Aşçı var mı tane var orada? Yemek var böyle. Yemekhanesi var. Masaları var, sandalyeleri var. Sabahtan çorbasını veriyor. Öğle yemeği, akşam yemeğini veriyor mu tane bakın böyle. Karnı doyuruyor. Yine bir yarı kapalı cezaevinde eğer o mahkumun yakınları dışarıdan onu getirirlerse bunu da içine girebiliyor. Bu da girebiliyor. Ama Gazze'lere o İsrail denen devlet, lanetlenen bir devlet ne yapıyor? Kendi bunları çeviriyor etrafı, ablık altına mahzenler. Bir tarafında çelik duvar örülüyor. Denizden, karadan kuşatma vaziyette böylece. Bunlara kendi gıda yardımı yapmıyor, ilaç yardımı yapmıyor ve dıştan gene engel oluyor. Dedi bu, cezaevinden Allah'ın kılığı çok çok daha beter muhteremler buna durumları. Daha beter muhteremler. Bunlar da zulüm altında. İsa dirildiği zaman dirini öldürüyor. Şu anda ona kimse yok tabi karşısına. Şimdi Gazze'de yaşayan Müslüman kardeşlerimize muhteremler, tabi orada iş yok, güç yok. Bir de ekilen arazileri vardı. Ne yaptı İsrail denen kafir? Oraya utanç duvarını örüyken tarlalarını böldü oradan böyle. Böldü. Tarlaya gidemiyorlar böyle. Ekin de önledi. Onu da önledi. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz orada açlar. Uyuyamayanlar var. Çocuklar ağlaşıyorlar. Ya ummi humus diye. Anne ekmek diye alışıyorlar materyaller. Çocuklar böyle. Ağlıyorlar. Aç çocuk aç. Yok öyle bir şey yapamayacak. Hastalar var. Izdırabı var. Ağrısı var. Sancısı var. Ama ilaç yok. Tedavi olamıyor. Demek ki şu anda yeryüzünde Gazze'de bulunan aşağı 1,5 milyon Müslüman din kardeşimiz. Erkek, kadın, çoluk, çocuk. Bunlar orada açlar şu anda. Çıplaklar. Ne abi ya da bunlar ışını da kesiyor. Karanlıklar bunlar. Suyunu da kesiyor. İçim su da yok bunların. Çok kötü sular da var bunların da. Suyunu kesiyor. Elektriğini kesiyor. Aç çıplak bunlar. Onlar orada açken çocuklar ağlaşıyorlar. Anne ekmek diye ağlaşıyorlar. Hastalar da zavallılar doktora girse bile, hastaneye girse bile ama çaresizlik, ilaç yok muhtemelenler. Bir de bunun ötesinde İsrail'in zindanlarına yatan çürüyen Filistinli gençler var muhtemelenler. Gençler böyle. Yani gençliğinin en verimli çağında tutulmuşlar bunlar. İsrail'in zindanlarında. Bunların tabi anne babaları ağlıyor muhtemelenler. Yavrusundan doymadı. Yani eve baskın yapıyorlar. Eve baskın yapıyorlar. Tutup götürüyorlar. Anadolu boyu gözü önünde. Tekme tokat, dövererek, kırarak var işte. Bunların evlisi, eşleri dul kalıyor. Çocukları baba diye ağlaşıyorlar. Hemen hemen her haneden bir kimse var. Hapis yatamadı. Her haneden böyle. Her haneden böyle işte. Genç kadınlar, kocası zindanda. O çocuklar, babalar zindanda. Ana baba ağlaşıyorlar zindanda. Bunlardan Müslüman alemi ne yapıyor bunda? Müslüman alemi bunlardan hiç farkında değil muhtemelen ne yapışın. Açık konuşalım. Açık konuşalım. Oturuyoruz kahvaltıya. 40 çeşit yemek. Kaç lira reçel, kaç lira bal, kaç lira ter peynir. Onlar arada bir lokma zeytini muhtaç onlar var. Biliyoruz zeytine. Onların da insan hem Müslüman elhamdülillah
Onların hakkı değil mi böyle gülmek, analar babaların? Çocuklar mesela, oradan çocukları. Bizim burada çocuklarımız çikolata beğenmiyorlar. Ben çikolata istemem onu diyor. Onlar da bir şekere muhtaçlar böyle çocuklar muhtaçlar. Oynamaya muhtaç çocuklar, alış çocuklar.